Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Sizin çalışmış olduğunuz sağlık kurumunda birçok cerrahi operasyon yapıldığını biliyoruz. Hı hı. Özellikle sizin alanda da kulak burun boğaz cerrahisi alanında neler yapılıyor? Kısaca bilgi verirseniz. Şimdi biz Avrasya Hospital'da kulak burun boğaz kliniği olarak bu bahsettiğimiz uyku apnesi cerrahisi, bunun dışında burundaki her türlü anatomik problemin, işte kemik eğrilikleri olabilir, geniz eti, burun etleri, bunların cerrahi ve medikal tedavisini, bunun dışında baş boyuna yönelik bütün cerrahi girişimleri, kanser cerrahisi, sinüzit cerrahisi, bir takım estetik müdahaleler, kepçe kulak ameliyatları, burun estetikleri, bunun dışında kulağa yönelik kronik orta kulak iltihaplarının cerrahi ve medikal tedavilerini, yani belki de şimdi aklıma gelmeyen kulak burun boğaz alanındaki bütün cerrahi girişimleri yapmaktayız. Evet. Şimdi ben açılışta özellikle bademcik ameliyatından, hı hı, korkan kişiler adına ve kulak ameliyatında çok kapı kapı dolaşıp doğru doktor ve doğru adresi aramak adına kişileri hem görüyoruz hem de basından da takip ediyoruz. Şimdi sağlık sektörünün, özellikle Türkiye'de sağlık turizminin gelişmesi tedavi anlamında da bütün cerrahi operasyonları kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Doğru mu hocam? Tabii ki teknolojinin gelişmesi aynı şekilde cerrahi alanda, anestezi alanında da artık hastaların çok daha konforlu uyumaları ve uyanmaları, daha güvenli ameliyat geçirmeleri açısından büyük yol kat etti. Bugün özellikle bu bahsettiğiniz bademcik ameliyatları, kulak ameliyatlarında hiçbir sorun yaşamadan biz hastanemizde bunları çözüyoruz. Bademcik ameliyatları genelde çocuk grubu hastalığı gibi görünse de erişkinlerde de, işte bu uyku apnesinde veya erişkinlikte çocukluktan beri devam eden bademcik hastalıklarında, iltihaplarında erişkinlerde sıklıkla bademcik ameliyatı olabiliyor. Onun dışında kulak ameliyatı tabii biraz daha özelliği olan, daha dikkatli ve tecrübeli bir ameliyat gerektiren bir durumdur. Çünkü kulak hem yerleşimi açısından, evet, hem de anatomisi açısından çok daha ulaşması zor ve komşulukları nedeniyle daha dikkatli olunması gereken bir alandır. Özellikle uzun süreli kulak akıntısı olan hastalarda ilaç tedavisi, eğer kulak zarındaki bir açılmayı ya da deliği kapatamıyorsa, bunun cerrahi olarak orta kulaktaki iltihabın temizlenip arkasından da bu kulak zarının yamayla kapatılması, hastaların bu uzun süredir devam eden problemini rahatlıkla çözebilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.